Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü Eren Can Başarır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Eren Can Başarır. Normalde üniversite mezuniyetim kimya bölümü üzerine. Şu anda TMG'de AŞ'de Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalışıyorum. Detayları zaten konuşacağız diye düşünüyorum. Çok güzel, harika. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Aslında şöyle, daha üniversitedeyken yaşadım, çünkü staj döneminde laboratuvarda çalışmanın çok bana göre olmadığını keşfettim. Sonrasında da okuduğum okulla ilintili olan bir iş ararken bu tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sektörüyle karşılaştım. Sektöre de bu şekilde girdim aslında. Çok güzel. Firmanızın verdiği hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii ki, seve seve. Esas işimiz aslında dediğim gibi tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ve bu kapsamda Türkiye genelinde 1200 lokasyona aktif olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veriyoruz ve Türkiye'de tehlikeli maddeyle işleyen limanlarında yaklaşık olarak %40'ı ile çalışıyoruz. Bunun dışında aslında başka birçok işimiz var. Örnek vermek gerekirse kurumsal karbon ayak izi hesaplaması, su ayak izi hesaplaması gibi aslında işin mutabakat kapsamında tüm detaylı hizmetleri sağlayabiliyoruz. Bunun dışında proses güvenliği kapsamında birçok hizmetimiz var. Kimyasalların kaydı ve izlenmesi ve kısıtlanması yönetmeliği kapsamında hizmetlerimiz var. Aslında çok geniş bir perspektiften bakıyoruz sektöre. Çok güzel. Peki sizi rakiplerinizden ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Az önce söylediğim gibi aslında tek bir sektörde sabit kalmış bir firma değiliz. Daha çok benim orada söylemeyi çok sevdiğim bir cümle var. Bizim Ar-Ge'miz müşterilerimizin sahası. Müşterilerimizin bizden talep ettiği veya sektör olarak ihtiyacı olan hizmetleri tespit edip bunlar kapsamında hizmet veriyoruz. Ve bu da şöyle bir avantaj sağlıyor müşterilerimize. Aslında tüm süreçlerde destek alacağı firmayı tanıyor oluyor. Bizden başka bir hizmet aldığı zaman iş yapış şeklimizi, işi sahiplenme şeklimizi ve profesyonelimizi gördüğü için diğer konularda da tekrardan bir satın alma süreciyle, ekstradan kendini anlatma süreciyle veya yeni bir maliyet kalemi oluşturmadan daha sürdürülebilir fiyatlarla işini devam ettirebiliyor aslında. En büyük avantajlarımızdan birisi bu. Bu bahsettiğiniz tehlikeli ürünler nelerdir genellikle? Aslında şöyle, uluslararası bir mevzuat olan ADR'den bahsediyoruz burada ve çok geniş bir perspektif. Coca-Cola'dan Akkuyu Nükleer Santrali'ne, Toros Tarım'dan A101'e kadar sektörde birçok firmaya hizmet veriyoruz. Böyle olmasının sebebi de aslında emniyet kemerlerinden bugün kullandığımız deodorantlara, radyoaktif elementlerinden evde kullandığımız lavabo bağışlara kadar hepsinin tehlikeli madde kategorisine giriyor olması ve bunları taşıyan, kullanan, elleşleyen tüm tesislerde aslında bu hizmeti almak zorundalar. Çok güzel. Yani hep firmalara hizmet veriyorsunuz. Evet. Bunlar tabii çok hassas, değil mi, ürünler. Hı hı. İnsan hayatını etkileyen, yani biz evimizde bile kullanırken dikkat etmeliyiz, değil mi? Kesinlikle yani, öyle. Bu çünkü zehirlenmelere sebep olabiliyormuş zannediyorum. Kesinlikle öyle. Sadece zehirlenmeler de değil, aslında bazı kimyasalların sadece oluştuğu sıcaklıktan dolayı bile insanlara zarar verebiliyor. Veya dediğim gibi nükleer santralle çalışıyoruz. Hatta Akkuyu Nükleer Santrali'nin danışmanlığı bizzat ben yapıyorum. Çok ve güzel. Nükleer yakıtın nasıl geleceğini, operasyonun nasıl güvenliğe bulacağına dair de yönlendirmeler yapıyoruz ki bu operasyonda insana, çevreye veya doğaya herhangi bir zarar vermeyelim. Çok önemli, kesinlikle. Tabii çok faydası var nükleer santrallerin. Çünkü enerjiye ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Ama söylediğiniz gibi güvenlik açısından, değil mi, maksimum derecede tedbirler. Aynen öyle. Bir enerjiyi elde etmek önemli ama bunu tabii ki güvenli olarak yapmak gerekiyor ki dediğim gibi kimseye zarar vermemiş olalım. Çevreye bir negatif bir etkimiz olmasın aslında. Mesela bu nükleer santralleri belli periyotlarla mı kontrol ediyorsunuz? Nasıl oluyor orada çalışmanız? Belli periyotlarla, hatta biz bunu yerel bir mevzuata bağlı olarak yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'nın mevzuatı bu ve her ay en az 18 saatimizi o tesislerle birlikte çalışarak geçirmek zorundayız. Bu yüzden buradaki tüm işleyişi çok iyi hakim olmamız gerekiyor ve sürekli olarak operasyonu takip ediyoruz aslında. Çalışanların eğitimi, değil mi? Bu da önemli. Kesinlikle öyle. Personellerin bilgilendirmesi, bu kimyasalların, bu tehlikeli maddelerin operasyonel olarak risklerinin ne olduğuna dair olarak da sürekli olarak sahada onlara eğitim vererek, yaptıkları operasyonlara eşlik ederek işin güvenli ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Çok önemli. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki şöyle, aslında yaptığımız işlerden bir tanesi dediğim gibi yeşil mutabakat kapsamında sürdürülebilirlik hizmetleri ki bu da dünyanın aslında geleceğine yönelik bir şey. Karbon emisyonlarımızı azaltarak dünyanın, bildiğiniz üzere, iklim krizinin önüne geçmeye çalışıyoruz.
Bununla daha önce danışmanlık hizmetlerini verdik, karbon piyasalarına destek verdik ve aslında çok yeni dün Türkiye'de ilk defa yurt dışında bir doğrulayıcı kuruluş olarak yetki aldık ve çok teşekkürler. Tüm bu sürdürülebilirlik hizmetlerinde doğrulayıcı kuruluş olarak uluslararası geçerli olarak bir doğrulama yapabiliyoruz ve aslında şirketimizin bir 5 senelik en büyük odaklarından bir tanesi bu. Doğayı ve dünyayı kurtarmak amaçlı kesinlikle, çalışan bir şirketiz aslında. Kesinlikle. Ülkemizde mesela Kyoto protokolünü imzalayarak karbon salımını azaltacağına dair taahhütlerde bulundu. Aynen öyle. Tabii siz bu yaptığınız çalışmalarla da çok iyi destek oluyorsunuz. Ve uluslararası standartlara sahip olmanız çok önemli. Kesinlikle çünkü öyle. Çünkü dünya standartlarına uyacağız. Değil mi? Ne kadar o yüzden güzel. De biz Türkiye'de değil bunu global bazda Almanya üzerinden bir yetkilendirmeyi doğru bulduk kendimizi. Onlar güzel. Kapsamında bir uygunluk denetiminden geçtik ve bu iş yapabilmeye dair yetkinliğimizi aldık. Evet, Alman disiplini zaten son derece kesinlikle önemli. Öyle. Bir ekol her zaman kaliteye çok önem veren bir kültür. Kesinlikle öyle. O yüzden çok isabetli olmuş. Çok teşekkür ederiz. Son olarak kimler bu mesleği yapabilir, hangi özelliklere sahip olmaları gerekir, ekibinizde yer almak isteyen kişiler kimler olabilir, tavsiyeniz nedir? Aslında orada şöyle, tabii ki bu yaptığımız işlerin hepsinin altyapısı mühendislik hesapları, matematiksel hesaplar ama benim sektörden, gerekse şirketteki mesai arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla önemli olan şey öğrenmeye aç olmak. Yani evet, üniversitedeki aldığınız eğitim bir adım sizi öne geçirir. Tabii ki mühendislik veya fen bölümü mezunuysanız çok daha hızlı bu işi yapabilirsiniz ama eğer öğrenmeye açsanız, bir şeyler katmaya çalışıyorsanız kendinize, evet doğru yer bizimle birlikte çalışmak olabilir ve herkesi de bekleriz bu kapsamda. Ne güzel. Gelecek vaat eden bir sektör. Değil mi? Ülkemiz için ve dünya için kesinlikle çok öyle. Önemli, hassas bir konu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Bil mukavele. Sağ olun. Programın sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok mersi. Daha nice başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü Eren Can Başarır'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.